misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Harikasınız. İyi akşamlar İstanbul. İyi akşamlar. Sevgili gençler. Türkiye'nin enerjisi gençler. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar. Bu akşam çok özel bir gün. Sizlerle bir arada olmaktan çok ama çok mutluyum. Çünkü bugün günlerden bağımsızlık, irade ve mücadele. Bugün günlerden 19 Mayıs. Bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bugün benzersiz ve güzel ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugün geldikleri gibi giderler diyerek ulusumuzu esaretten kurtaracak çok zorlu bir mücadeleyi başlatan o büyük adımın 103. yıl dönümü. Bugün zincire vurulmak isteyen bir halkın bağımsızlık mücadelesini zafere taşımaya karar vermiş olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün. Aziz Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün. Cesaretle bu toprakları işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. Ama başardık. Bu ülkenin yurttaşları olarak bizler başardık. Cesaretimizle, inancımızla ve gelecek güzel günlere dönük umudumuzla başardık. Mustafa Kemal olan inancımız ve güvencimizle başardık. O yüzden her şeyden önce sözlerime 19 Mayıs 1919'da atılan adımın 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını, silah arkadaşlarını, milletimizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, dualarla anıyorum. Ve hepinizin buraya gelen, gelemeyen İstanbullu hemşerilerimizin, bütün vatandaşlarımızın, 86 milyon milletimizin bu büyük bayramını kutluyorum. Sevgili İstanbullular, ne acıdır ki bu büyük bayramın 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın sıkıntıları büyük. Belki de ayakta kalmakta zorlanıyorlar. Geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalılığı had safhada. Millete hizmet etmek yerine bir avuç azınlığa hizmet etmeyi esas kabul eden bir yönetimin neden olduğu haksızlıklar, hukuksuzluklar, ekonomik sıkıntıların faturası her geçen gün artıyor ve katlanılmaz hale geliyor. Eşitlik, adalet, hak, hukuk ve demokrasi kavramlarının yerinde ne yazık ki yerler esiyor. Özellikle eğitimdeki geriye gidiş,
ve fırsat eşitsizlikleri büyüdükçe büyüyor. Tüm bu olumsuzlukları ve bu olumsuzluk gidişattan en çok etkilenenler arasında ne yazık ki siz kıymetli gençlerimiz var. Gençlerimizin büyük çoğunluğunun umudunun her geçen gün daha fazla kırıldığını ve geleceklerinin ne yazık ki yurt dışında aradıklarını hep birlikte yaşıyoruz. Onlara buradan seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla. Unutmayalım ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında koşullar daha ağırdı. Bandırma vapuru hareket ettiğinde İstanbul'dan Anadolu'ya yalnızca Mustafa Kemal ve arkadaşlarını değil, bu büyük millete olan inancını da taşıdı. Milli mücadele o inançla başladı. Bu millete olan inançla dedelerimiz, ninelerimiz Mustafa Kemal önderliğinde zafere ulaştı ve cumhuriyetimizi kurdu. Zaferle birlikte her şeyi yoktan var ettiler. Az zamanda çok büyük işler yaptılar. Fabrikalar açtılar. Tarımda, sanayide, eğitimde, hukukta, sağlıkta ve hayatın hemen her alanında büyük bir kalkınma başlattılar. Çağdaş medeniyetler seviyesine gidilen yolda çok sayıda devrimi birer birer hayata geçirdiler. Bütün dünyanın hasta adam diye nitelendirdiği bir imparatorluğun küllerinden bağımsız, güçlü ve onurlu bir ülke yarattılar. Sevgili gençler, atamızın bu özel bayramı sizlere armağan etmesi asla tesadüf değil. Bunu yaparak Büyük Önder ülkemizde bağımsızlığın, özgürlüğün, cumhuriyetin ve demokrasinin en büyük bekçisi olarak siz gençleri işaret etti. Sizlere inandı. Buradan siz gençlere bakınca her birinizde umudun gücünü ve parlak geleceği görüyorum. Bu aziz şehri, bu büyük ülkeyi hep birlikte güzel günlere taşıyacak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı görüyorum. Ve kendimi de sizlerden biri olarak görüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurumları ve kurallarıyla, prensip ve uygulamalarıyla baştan sona erdemli, faziletli bir yönetim anlayışını hep birlikte yeniden tesis edebileceğimizi biliyorum. Kimse ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetimi hep birlikte hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hiçbir yurttaşımızı kimsesiz bırakmayacağız. Cumhuriyetimizi demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerle buluşturacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hep birlikte bu büyük ülkeyi yeniden birliğe, kardeşliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya taşıyacağız. Kederde ve sevinçte bir olmanın en güçlü ifadesi haline getireceğiz. Tüm bunları ve çok daha fazlasını hep birlikte siz gençlerle başaracağız. Biz bu topraklarda bizden önceki nesillerden kendimize inanmayı, kendimize güvenmeyi öğrendik. İkinci yüzyılımızda herkesin kendini onurlu bir parçası olarak hissettiği yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede adalet ve özgürlük şarkıları yeniden yükselecek. Bu ülkenin
her bir kentinde, her bir köyünde ve mahallesinde eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Adalet ve özellikle siz gençlere söylüyorum, liyakat ülkemizin dört bir yanında hakim olacak. Yolumuz uzun ama inancımız tam. Hep birlikte yürüyeceğiz. Buradan öncelikle hepinize ve ardından tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye bir çağrı yapmak istiyorum. Hiçbir koşulda yılmayacağız. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Kol kola vereceğiz ve hak ettiğimiz günlere hep birlikte ulaşacağız. Kıymetli gençler, değerli İstanbullu hemşerilerim, bu akşam bu meydanda bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Birazdan kıymetli sanatçımız, sevgili kardeşim Murat Boz bu sahnede sizlerle olacak. Ama öncesinde sizi tarihimizde buluşturacak, sizlere güzel anılarla tarihimizi anlatacak çok güzel bir gösterimiz var. Fakat bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. 21 Mayıs Cumartesi günü, yani iki gece sonra yine bu meydanda hep birlikte olmak istiyoruz. Çünkü saat 18'de milletin sesi mitingi yine bu meydanda olacak. Niçin olacak? Adaletsizliğe karşı olacak. Niçin olacak? Hukuksuzluğa karşı olacak. Yargının üstündeki tahakküme hep birlikte karşı çıkalım diye olacak. Eğitimde eşitlik, fırsatların eşitliği, umutlarınızın bu ülkede filizlenmesi için hep birlikte aykıracağız. Gelin birlik olalım. Gelin geleceği birlikte bulalım, birlikte kuralım. Gelin bu ülkeyi hep birlikte değiştirelim. Kimsenin hakkının yenmeyeceği, herkesin hakkının teslim edileceği günleri hep birlikte kuralım. Sizleri 21 Mayıs Cumartesi günü bütün bunları milletin sesi olarak yine milletimiz anlatacak. Sonrasında da hak, hukuk ve adaletin simgesi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizlere seslenecek. Nice 19 Mayıs'lara, nice bayramlara, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında büyük bir coşkuyla giriyoruz. 2023 hepimiz için çok büyük bir değişim, hep birlikte yürüyeceğimiz çok güzel bir yıl olacak. Sizlere söz veriyoruz, hep birlikte güzel işler başaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Bakalım Maltepe Meydanı'nda gençlerimiz 14 yaşındayken bir gencin ağzından çıkan umut dolu sözleri hatırlıyor mu? 19 Mayıs'ın bu güzel akşamında size sesleniyorum. Her şey, her şey, her şey, bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun.